Bana Oslu hani gerçek orijinal misin diyen çok oluyor. Hatta nüfus kağıdını göster diyen çok oluyor. Yani neden Konya? Sen buraya muhakkak işte ticaret için gelmişsindir diyenler oluyor. Ben gerçeğini anlatıyorum. İnanan inanıyor. İnanmayan tabii kendi düşüncesi. Ama bu bir gerçek. Tamamen gerçek. Bir rüyanın sonunda ben buradayım. Onu ilk dinleyenler önce inanmadı. Hatta şaka yapıyor diye düşündü. Ama hikayesi gerçekti. Asalet Memişoğlu farklı zamanlarda 3 kez üst üste gördüğü aynı rüyasının peşine düştü. Ardında evini, düzenini hatta çocuklarını bırakıp Konya'ya geldi. Aslen Trabzonlu olan Asalet Hanım bir gece bir rüya görüyor ve o rüyadan sonra hayatı tamamen değişiyor. Asalet Hanım o rüyanın etkisiyle İstanbul'dan kalkıp Konya'ya kadar geliyor. Mevlana Hazretlerini gördüm. Ondan sonra tekrar aynı rüyayı görünce beni çok etkiledi. İkinci sefer geldim, bir keşif yaptım. Ama gördüğüm yerleri bulamadım tabii. Hiçbir yeri bilmediğim için gene ziyaret yaptım. Üçüncüye de tekrar aynı rüyayı görünce kendim biraz zorlandım ama bir karar verdim. Benim dedim oraya gitmem lazım. Sonra geldiğim mekanları buldum. Önce su gördüğüm yeri buldum. Daha sonrasında Tatköy diye bir yer varmış. Orayı buldum rüyamdaki gibi. Asalet Memişoğlu 51 yaşında bir ev hanımı. Hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele etti ama çalışma azmi hiç eksilmedi. Gördüğü rüyanın etkisiyle Konya'ya gelen Asalet Hanım buradan çok etkileniyor ve yerleşmeye karar veriyor. Asalet Hanım'ın şimdi Sille'de çok güzel bir işletmesi var. Burayı 1,5 ay oldu. Daha öncesinde ben evimin önünde köfteciydim. Onun öncesinde Silla Baraj'da çalışıyordum. Orijinaldir hepsi. Karadeniz'e. Hamsim olsun, tereyağım, tahta yayıktır. Yani mümkün mertebe orijinalden kaçmıyorum. Asalet Memişoğlu belki hayatında çok büyük bir risk alıp hiç bilmediği bir şehre yerleşti ama sonucunda mutluluğu yakaladı. En azından rüyamı gerçekleştirdim yani. Benim için en büyük mutluluk her şeyden önce, işten önce de o. Yani bu tabii ki insanlara hani sordukları zaman çok delice bir şey geliyor. Yani bu büyük bir cesaret diyorlar ama ben burada çok huzurluyum. Şehirden çok uzak, güzel bir köy Sille. Hem benim köyüm diyebilirim. Sanki geçmişim hep burada yaşamış gibi. Rüya tabii ki beni çok etkilediği için Sille'de hiç zorlanmıyorum. Ama şehir merkeze gittiğim zaman evet ben başka bir şehirdeyim diye aklıma geliyor. Ama burada orijinal böyle tam Karadeniz böyle esintisi gibi yaşamaya çalışıyorum ve hissediyorum da.